kademe kademe bir şeyin içerisinde o deneyimin varlıkta daha farklı yansımaları olması belli bir zaman, belli bir uygulama, belli bir tekrar talep ediyor. Bir piyano veya keman çalış ilk aylarında, hatta ilk yılında bile olabilir. Ya da bir yeni dil öğrenmek çok keyifli değildir, zordur. Çünkü yeni bilgiyle onu işlemesi, beynin yerleştirmesi ve onu sonra biraz daha zaman geçtikçe daha derin, kendi bildiği, o kolaylıkla çağırabildiği bir bilgiye dönüştürmesi ve sonra onun üzerinde daha derin, yaratıcı, şiir gibi, müzik eseri gibi bir parça yaratabilme aşamasına geçmesi. O noktada çok daha farklı ve çok daha özel bir saadet veya keyif vardır. Başka şeylerle kıyaslanamayacak. Herkes kendi adına bir yaratıcılık anında bunu deneyimlemiştir. Ama o yaratıcılığı ortaya çıkartabilmek içinse öncesinde ne kadar uzun süre ve ne kadar belki zorla, tekrarla, çabayla bir uygulama içerisine girmesi gerekmiştir. Bunların hepsi asana, fiziksel yoga pozları için de, pranayama nefes çalışmaları için de ve daha derininde dhyana meditasyon için de geçerli. Ve hepsi topyekun bütününde ise kendinle, kendin için, kendin adına baş başa kalma sadhana için geçerli. Dolayısıyla eğer o öncül aşamaları biraz sabırla, biraz çaba ve disiplini, o iradeyi göstererek geçirebilirseniz sonrasında güzel meyveler var. Güzel meyveler denir ki çaba aslında lütfu için bir öncül gerektir. Anugraha Sanskrit lütuf demek. Çok önemli bir terim. Çok önemli. Birçok manevi öğretide bol bol geçer. Yoga öğretisi içerisinde de çaba olmadan lütuf gelmez denir. Lütuf o en son yaratıcılık esnasında gelen saadet veya o özel mutluluk hali veya meditasyon ya da başka bir pratik uygulama teknikle yaşanabilecek özel bir standart normal nesnelerle kurulan ilişkiye benzemeyen bir deneyim. Bu nedenle de odaklanma bile bir çabaysa odaklılığın süreklilik ve sabitlikte öylece kalabilmesi de lütuftur diye geçer. Sizin çabanızın haricinde gelen bir evrensel iradeden veya nesneler arası zorunlu gerekli kendine has ilişkiden bir sonuç. Bu noktada bireysel irade her zaman aslında bir yere kadar bir şey yapabiliyor ve sonrasını tamamlayansa onun haricinde kalan, ancak o haricinde kalanın üzerine düşen ya da diyelim o haricinde kalanın kendini gösterip o rolü oynaması içinse öylesinde kişinin alanı yaratması gerekiyor. Bu onun sorumluluğu. Bu yüzden çaba, lütuf için gereklidir öncül diye bir söz. Çalışmaların hepsi şu anda her sabah ve genel bütün aslında hayatın kendisine sirayet etmesini beklediğimiz bir zihinsel yaklaşım olarak, hal olarak. Bu farkındalığın her zerresinde, her eylemde, her nefeste, her sözde kendini unutturmaması için. Hep tekrarladığımız, hatırlamak, unutmamak. Siz şu anda sadece bir meditasyon odaklanma için irade ve iradenin haricinde bir varsa hediye, beklentisiyle değil. Ancak bu çabayı göstererek düzenli uygulamasında
ve sonrasında gelecek olanın da iraden dışında olduğunu bilerek. Abhyasa, düzenli tekrarlı çalışma, daha önce bol bol konuştuğumuz ve sonrasında da kabullenmiş, teslimiyet, tutunmama, sonuçlar üzerinden bağ kurmama, vairagya yine aynı şeye hizmet ediyor. Bu ikili pattern çabaya karşı lütuf veya çalışmaya karşı bağlanmamak, tutunmamak, efora karşı teslimiyet, bu ikili kavramlar aktifliğe karşı sonra gelen pasif. Ama bu pasiflik ki asıl aktiflikten doğan, bu yüzden de teslimiyet için de öylece bırakmak değil, kendi başına aktif bir deneyim demiştik. Kendi başına aslında öncesinde bir çaba dolu dolu olduğu için ancak teslimiyet hali gelebilir demiştik. Tıpkı lütuf için de şu an çaba kelimesinin öncesinde saklı olması gibi. Herhangi bir şey öğrenirken, şu anda da yoga üzerinden de diyebiliriz, İster pratik asana, ister herhangi bir teorik bilgi veya odaklanmayla meditasyon ya da herhangi başka. Bir öğrenme sürecinin 4 parçası olduğu söylenir. Bunlardan ilki rehber, öğretmenin %25 rolü denir. Geri kalan %25 rol, bu bilgiyi beraber paylaştığın öğrenci, diğer öğrenci arkadaşlar, diğer sadaka, manevi yolcular veya yoga yolcuları. Üçüncüsü, kişisel çaba. Koyduğun, dolayısıyla abhyasa, düzenli tekrar ve uygulamayla. Her biri %25'te, 4 parçada, sonuncusu da aynı %25'likte. Ona ise zaman denir ya da biraz önce dediğimiz gibi anugraha, lütuf. Siz dolayısıyla bir öğrenme sürecinde 3'te 4'lük bir payla, eğer bir iradeniz dahilinde bir şeyleri değiştirip yönetebilirsiniz. Ki onlardan sınıf arkadaşlarıyla öğretmen bile irade dahilinde değil, kişi üzerinde. O zaman bireysel çalışma %25'te sadece 1/4 kalıyor. Diğer ikisiyle kurduğu ilişkiyi kendisi hadi belirliyor dersek irade olsun. Ama yine de ne kadar büyük bir oranda dolayısıyla kendi çabasının haricinde başka faktörlerin o anı ortaya çıkartması ve o sonucu getirmesi adına haricinde kaldığını bilmek. Bunu unutmamak, daima ve sürekli başka bir şeye daha hizmet eder ki bu yüzden bu kadar vurgulanıyor. Bu cümleler, bu kavramlar, anugraha, teslimiyet, öndana, vairagya. O da aslında yine bolca konuştuk özellikle Bhagavad Gita erdemlerinde. Ben kelimesinin sertliğinin, sınırlarının yumuşaması için. Nihayeti ki oraya gider ki zaten buradansa diğeri unutulması bir yandan. Asakti, mülkiyetten azade olmak diye konuşmuştuk. Anahankara, ben diyerek tutunmamak, bir yapılan icraata. Tek icracısını kendini saymamak, sanmamak ve vesile olduğunu hatırlamak yazardan ziyade. İmzaya atandan ziyade. Bu lütuf cümlesi o yüzden anugraha bunları tamamlar. Bu önceden konuştuklarımızı, asakti, anahankarayı, vairagyayı tamamlar. O yüzden belki terminolojiye yeni bir kelime eklemek. Ama bu kelimeler bizim kavramlarımız olduğu zaman bakış açımızla, çünkü deneyim aslında kavramdan azade bir şey. Görüntüde bir isim biçimi yok. Görüntü var sadece. Zihin bununla ilişki kurarak onunla ne yapacağını, gelecekte nasıl bir yine ilişki biçimi belirleyeceğini yol göstersin diye kavramlar ortaya çıkartıyor.
anugraha yeni bir kavram olarak ekleniyorsa eğer listeye, deneyim dolayısıyla bu ilişki biçimimizi biraz daha kolaylaştırması, şeffaflaştırması, yönetim açısından. Sonuç itibariyle bir eylem yapılıyorsa ve sonucunda bir ürün alınıyorsa, bunun adı samadhi gibi bir dolu dolu deneyim de olabilir. Çok yapılan çalışmalara dair manevi, farklı, içsel keşifler de olabilir. Her ne kadar eylem ile, çaba ile alanı yarattığını bilse bile kişi, bilemediği bir boş parçanın da dışarıdan doldurulacağını hatırladığında idrak üzerinden imzayı atan aitliği, sahipliği, mülkiyeti iddia edemez. Ki bu da daha derin aslında başka bir o benlik adına evrime, kapsayıcılığa genişlemesine vesile olabilir. Bu yüzden gelen sonuçların, eylemlerin acı ya da az, güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü, başarı ya da başarısızlık, olumlu ya da olumsuz. Krishna Arjuna da sürekli bunu söylüyordu. Galibiyet ya da mağlubiyet, ne olursa olsun anugraha, bir lütuf olarak görebilme bakışı geliştirmeye çalış. Yapılan bir icraat üzerinden ben diyerek sahiplikten ziyade çabayı kabul ederek, ama çabanın haricinde başka faktörlerin de oynadığını, icracı tek imzayı atan ben diye o kavramı olmadığını unutmadan, hem olumlu hem de tersinden gelebilecek tam tersi bir acı içeren deneyime de aynı hediye, lütuf yaklaşımı. Bu da icraatın belli bir noktaya kadar olabilir ve sonucu acı ya da sonucu mağlubiyet olabilir. Bunu da bir anugraha, lütuf olarak gören bir bakış, bununla beraber yine kendini bir ben anlamında genişletecek ve evrime sokabilir. Bu yüzden bunlar kavramlar hizmet ediyor ki bu algının değişmesine, bu kadar sık tekrarlanmış bütün öğretilerde ve bu kadar altı çizilmiş, vurgulanmış yine bütün hepsinde. Üzerine tefekkür duyduktan sonra alanımıza düşen. Belki şu an için sadece 10-15 dakika duymak ya da konuşmak belki değil, elbette ki yeterli olmayacak. Üzerine uzun uzun yine çaba, emek koyarak tam bu kavramın derinliğini keşfetmek için bile farkındalığa, dikkate çekmemiz gerek. Bir önceki buluşmada da hatırlamak, smriti, farkındalık, mindfulness vesaire bu kavramları kullanmıştık, fikir, anımsamak. Dolayısıyla bu yaklaşım, bu algı, ister unutmamak, ister farkında olmak değil, şu anda konuştuğumuz kavram içinde geçerli. O da lütuf, anugrah. Sofranıza gelen yemekten, başınızın üstündeki çatıya, olan olmayan her şey, lütuf, hediye. Dilerim bunun üzerine daha çok düşünürüz tek başımıza. Kendi sessizliğimiz, kendi varlığımızla bugün ve geri kalan günler. Teşekkür ederim. Varlığınız da bir lütuf. Burada olduğunuz için. 3 kez 10.
Shanti.